Daha önce bahsettiğimiz gibi ahtapotlar zeki canlılar oldukları kadar oyuncu canlılardır da. Oyun oynamak sosyal bir ihtiyacın getirisi ve hayatta kalmak için gerekli olmayan bir aktivitedir. Ahtapotlar üzerinde yapılan gözlemlerde oyun oynadıkları görüldü. Aslında eğlence odaklı olan bu aktiviteyi ahtapotların da gerçekleştirmesi onların sahip olduğu zeka hakkında bir kez daha düşünmemize sebep oluyor. Ahtapot gövdesinin çoğu uzamaya, kasılmaya ve bükülmeye izin veren yumuşak dokudan ibarettir. Ahtapot çok dar boşluklardan bile geçebilir. En büyük türleri bile 2,5 santim çapında deliklerden geçebilirler. Kollarının iç yüzleri dairesel, yapışkan vantuzlarla kaplıdır. Vantuzlar ahtapotun bir yere tutunmasına ve nesneleri kullanmasına olanak verir. Her bir vantuz genellikle dairesel ve kase biçimindedir. Salyangozların 20 bin, kedilerin 250 milyon, insanların 100 milyar nöronu var. Ahtapotlarda ise bu sayı 500 milyon ve bu nöronların sadece 1/3 biri beyinlerinde. Büyük bir kısmı ise genellikle 8 adet olan kollarında. Ahtapotların kollarındaki nöronlar iki şekilde çalışabilir. Beyinden gelen sinyallerle senkronize şekilde veya beyinden bağımsız şekilde. Kollar aynı kamuflaj mekanizmasında olduğu gibi bazı sinyalleri kendileri alıp beyne ulaştırmadan değerlendirip tepki verebiliyor. Beyinden bağımsız karar alabiliyor, beyinden ayrıldıktan saatler sonra bile etkilere tepki verebiliyor. Yani aslında ahtapotlar bir şekilde kolları ile düşünebiliyorlar. Bu da onların etrafı çok hızlı değerlendirip adapte olmalarını sağlıyor. Bahsettiğimiz inanılmaz etkileyici özelliklere sahip bu hayvanların bir yeni özelliği de Harvard Üniversitesi'nde çalışan moleküler biyolog Lena Van Ginsek ve meslektaşları tarafından araştırılıyor. Bu araştırma sonucunda Kaliforniya iki benekli ahtapotunun vantuzunda kemo duygusal hücreleri belirlendi. Bu hücreler sayesinde ahtapotların vantuzları ile etrafı sadece dokunarak değil, aynı zamanda tadarak da algılıyor. Bu dünya dışı sinir sistemine sahip olan canlılar kolları ile düşünebiliyor, görebiliyor ve etrafın tadını çıkartıyor diyebiliriz. İçine hapsedilmiş şeyin kapağını açan veya akvaryumdan kaçan ahtapotları izlemişsinizdir. Ancak bu videoda izleyeceğiniz görüntüler bilim tarihinde çığır açacak bir ilki gösteriyor. İlk defa omurgasız bir hayvanın alet kullandığı görülüyor. Üstelik profesyonelce. Videodaki ahtapot bulduğu 2 adet kabuğu kullanarak gizleniyor ve avlanıyor. Kabukları avlanacağı bölgeye kadar taşıyor ve bunu yaparken bilinçli olduğu belli olan ustaca davranışlar sergiliyor. Omurgasız bir hayvanın bu kadar ustaca alet kullanımı, bilim camiası için şaşırtıcı olduğu kadar beklendik de aslında. İnsan dışı hayvanların da bilince, zekaya, algılara sahip olduklarını uzun bir süredir biliyorduk. İnsanın bu konuda tek olmadığını da biliyorduk. Fakat böylesine uç bir örneği, böylesine net bir şekilde görmek gerçekten heyecan verici. Deniz dibinde yaşayan ahtapot genellikle kayalar arasında hareket ederken kaya aralıklarını kollarıyla araştırır. Hayvan su fışkırtarak hızla avının üzerine atılır, vantuzları ile tutunarak kollarıyla avını ağza doğru getirir. Ahtapotlar genellikle yengeç gibi kabuklulara felç edici salyalarını enjekte ettikten sonra gagaları ile uzuvlarını ayırırlar. Kabuklu yumuşakçaların ya kabuklarını zorla ayırarak beslenirler ya da kabuklarında deldikleri bir delikten nörotoksin enjekte ederler. Ahtapotların beklenen yaşam süresi görece kısadır ve bazı türleri yalnızca 6 aya kadar yaşar. En büyük iki ahtapot türünden biri olan Kuzey Pasifik dev ahtapotu 5 yıl kadar yaşayabilir. Ahtapotun yaşam süresi üremesiyle sınırlıdır. Erkekler çiftleşmeden sonra yalnızca birkaç aya kadar yaşayabilirler. Dişiler yumurtalar çatladıktan kısa bir süre sonra ölür. Yaklaşık 2 senelik ömrü boyunca defalarca üreyebilen Büyük Pasifik çizgili ahtapotu bir istisna alır. Ahtapotların üreme organları optik bezlerinin hormonal etkisiyle olgunlaşır. Ama bu etki sindirim bezlerinin etkinliğini kaybetmesine neden olduğundan
ahtapotlar sonunda açlıktan ölürler. Türlerin çoğu çiftleşme haricinde yalnız yaşar. Ancak bazı türler daha yoğun olarak görülürler ve bu türlerden sıklıkla haberleşme, eş savunma ve yuvadan çıkarma gibi çeşitli etkileşimler görülür. Bunun nedeni muhtemelen besin kaynaklarının fazlalığı ve yuvalığın azlığıdır. Bununla beraber büyük Pasifik çizgili ahtapotları aynı yuvayı paylaşan 40 bireye varan gruplar halinde yaşarlar. Erkek spermleri dişinin tübüler borusuna koyar veya dişi erkekten kollarıyla kendi alır. Spermleri aktardıktan sonra erkek hemen kaçabilirse şanslı. Çünkü çiftleşmeden sonra dişi erkeği boğarak öldürür veya. Dişilerin erkeği her zaman sağ tarafında tutması ise henüz açıklanamamış. Dişilerin bu agresifliğinin sebebinin bir çeşit annelik içgüdüsü gibi yumurtalarını her türlü tehdide karşı korumak amaçlı olduğu düşünülüyor. Bebek yapmaya geldiğinde de kimse ahtapotların eline su dökemez. Bir seferde 50 binden fazla yumurta bırakırlar. Bu yumurtaların çatlaması 40 gün kadar sürer ve bu süreçte anne sürekli 50 bin yavrusunu kollamaya çalışır. Bu süreçte bir yandan avcılarla mücadele eder, bir yandan da sürekli yumurtalarının üzerinde su akıntısı olmasını sağlayarak yumurtaları düzenli olarak havalandırır. Ancak bu bodyguardçılık mücadelesi annenin avlanmasına ve beslenmesine engel olur. Yavruları yumurtadan çıkan anne için yolun sonuna gelinmiştir. Yumurtadan çıkan yavrular küçücük boylarına rağmen avlanmaya başlayacak kadar güçlüdür. Elbette avları ufak planktonlar gibi kendisini savunamayacak su canlılarıdır. Ama yine de böyle bir ufaklıktan fazlasını beklemek doğru olmazdı. Ahtapotlar genellikle kayalıklardaki oyuklarda yer edindikleri yuvalarında saklanırlar. Ancak bazı türleri kuma ya da çamura kendini gömme yolunu tercih eder. Ahtapotlar yaşadıkları alanı hem cinslerine karşı korumasalar da belirli bir bölgede yaşarlar ve zaman zaman besin aramak için yaşadıkları yerden ayrılırlar. Yuvalarına geri dönmek için yol bulma becerilerini kullanırlar. Göç ettikleri ise düşünülmemektedir. Ahtapotların neredeyse tamamına yakını avcıdır. Deniz tabanında yaşayan ahtapotlar çoğunlukla kabuklular, deniz halkalı solucanları ile bazı deniz salyangozu ve deniz tarağı türleri ile beslenirken, açık denizde yaşayan ahtapotlar genellikle karides, balık ve diğer kafadan bacaklarla beslenir. Kuzey Pasifik'te ahtapotunun yedikleri arasında midye ve deniz tarakları ile yengeçler gibi kabuklular bulunur. Ahtapotlar yakaladıkları avlarını güvenli bir şekilde yiyebilmek için yuvalarına getirirler. Bazen yiyebildiklerinden çok fazla av yakaladıklarından yuvalarının çevresi ölü ve yenmemiş avlarıyla çevrelenmektedir. Balıklar, yengeçler, yumuşakçalar ve derisi dikenliler gibi başka canlılar da yuvalarını paylaşabilirler. Bu canlılar ya leşçilik yapmak için yuvaya gelen canlılardır ya da ahtapotun avlarından hayatta kalabilmiş olanlardır. Ahtapot güreşi 1960'larda popüler bir spor haline gelmiştir. Bu spora göre solunum cihazı olmadan dalgıçlar ahtapotları elleriyle yakalamaya çalışıyor. Nisan 1963'te Dünya Ahtapot Güreş Şampiyonası'nda dalgıçlar 57 kiloluk dev Pasifik ahtapotunu yakalamışlardır. Bazen karada, bazen suda, bazen av, bazen avcı olarak gizemli yaşamlarını tanımaya çalıştığımız ahtapotlar ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Artık bu zeki canlıları daha iyi tanıyoruz ve onları korumak için daha dikkatli olacağımıza inanıyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir.